çilek suyu yaptık. Hoşuna gider mi? İstemiyorum. Buraya bak dostum. Bu düzgün kasaba insanlarını rahat bırak. Duydun mu? Bunu kovboy gibi halledelim. Hadi. Kemen çek. Beni rahat bırak. Hadi ama Simon. Canını yakmak istemiyorum. Sen beni dinlemedin. Ben de seni dinlemiyorum işte. Seni dinlemedim çünkü çok kendini beğenmiş gibi konuşuyordun. Oh, Gwen gibi konuştun. Kendini beğenmiş mi? Ne? Sen kötü bir çocuksun be. Ben arkadaş olmak istedim ama sen insanlarla dalga geçen ve şapşal bir değişim saati olan bağırsan bir çocuksun. Hapı yuttuk. Ah olamaz, manzaraya bak. Bir yudum ister misin? Yok sağ ol, hiç gerek yok. Emin misin, susamış görünüyorsun? Yok hayır, ben iyiyim. Ben tıpkı bir deve gibiyimdir. Aha öyle olsun. Sadece biraz oturacağım. Ah olamaz. Hey Simon, insan kafası kaç kilo geliyor demiştin? Şimdi benimle iyi geçinmeye çalışıyorsun çünkü saçma değişim saati benim sırt çantamla yarışamaz. 3 kilo geliyor demiştim. Al, al bakalım. Hey, hey. Sürpriz. Hadi ama Simon, konuşalım. Hayır, sen de diğer herkes gibi bana emir veriyorsun, tamam mı? Burnunu çekme, vitaminlerini al, pantolonsuz çıkma. Bu adil değil. Herkes kendini dinlememi istiyor ama kimse beni dinlemiyor ki. Ah Simon, bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sanki kendin olmanı istemiyorlarmış gibi. Benden mükemmel olmamı istiyorlar sanki. Masallardaki prensler falan gibi. Sadece dikkate alınmak istiyorsun. Dediklerinin önemli olduğunu hissetmek istiyorsun. Aynen. Mesela böcekler hakkında çok şey biliyorum. Bu harikaymış Simon ama sana tüm bunları sevdikleri için söylüyorlar. Kimse seni dinlemiyormuş gibi hissetsen de bu öfke nöbeti geçirmeni gerektirmez. Bu yüzden bir şeyleri parçalama artık. Peki ben de sadece seni parçalasam. Olamaz. Yine mi başlıyoruz? İşte ilk dişim böyle düştü. Çok çılgın öyle değil mi? Aa, nereye gidiyorsun Ray? Ray? Gidip bir şeyi halletmem lazım. Aa, dur biraz, o ben mi? Ah, seninle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum, pes ediyorum. Sen kötü bir adamsın, seni dövmek lazım. Yeter artık. Ne? Hayır. Of, ama bu çok acıttı. Neyse şu metal el düşüşümü yavaşlattı. İşte şimdi elimdesin. Hey, meyve suyu, uyku, şimdi. Büyük anneme söyleme olur mu? Ha? Neyse ki bunu da atlattık. Aa, olamaz. Aa, Simon. Hayır, beni delirtiyorsun. Neler oluyor burada? Ah, beni yine yendin dostum. Nasıl bu kadar iyisin? Yıllardır oynuyorum. Heh, her şey normal görünüyor. Ryan, kardeşin nerede? Ha. Büyük baba, beni merak etmiyor musun? Ah, evet, merhaba Gwen. Oturmam lazım benim. Çok... Rica ederim. Güzel bir gün geçirdik. Bunu yine yapalım, tamam mı? Pekala çocuklar, karavanımıza dönüyoruz. Marş marş. Su. Anlat bakalım robot sırt çantası. Su. Evet. Ama pillerini çıkardım. Yeni piller almak için yıllarca para biriktirmesi gerekecek. O kadar da fena bir çocuk sayılmaz aslında. Bana o yaştaki halimi hatırlattı. Günün birinde harika bir dost olabilir. Sadece insanların ona emir vermesinden hoşlanmıyor. Hah, o hissi bilmez miyim hiç? Çocuklar. Biriniz bana su verin çabuk. Büyük baba, neden? Neden daha önce söylemedin ki? Geçmiş benim olacak. Sonunuz yakın. Böyle konuşan kaldı mı ya? Olamaz. Yakalayın. Sorun değil. Sizin canınızı okumam için uzaylı olmam gerekmiyor. Aa, evet, metalmiş bu şey. Gücünden şüphe edilmeyen bu Tesla cihazının yardımıyla makinem Silikon Vadisi'ni yok edecek kadar güçlü olacak. Ben Tesla'nın cihazını almasını engellemen gerek. Biliyorum ama şu anda elim kolum bağlı Gwen. Nihayet en büyük hazinen benim olacak Nikola.
Çağımızı daha masum bir çağ haline getireceğim senin icat. Ayı, oyuncak ayı sayesinde. Mr. Shmoopy mi? Tessa'nın Mr. Shmoopy isminde bir oyuncak ayısı mı varmış? Benim dışımda herkes kafayı mı yedi acaba? Heh. Bir centilmen gibi davranmak ve bu modern harabeyi bir çırpıda yok etmek istedim. Ama gerekirse her binayı tek tek yıkacağım. Hey, beni iyi dinle. Bak, geçmiş yüzüne vuracak şimdi. Dişlilerim, güzel dişlilerim. Gwen, büyük baba, paslı kovaya binin. Hadi çabuk çabuk. Kemerleri bağlayın. Lazım. Pek zamanımız kalmadı doğrusu. Hadi 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 hadi. Şimdi. Sanırım dört tane kolbunu halletme yeter. Ve hadi bakalım. Sıkı tutun Güven. Sert bir iniş olacak. Biraz daha dayan ben. Ben uçarım. Sizce Steam Smite yaşıyor mudur? Peki şu ne? Tekrar karşılaşacağız ve bu sefer yalnızca kendi icatlarıma güveniyor olacağım. Mr. Shmoopy'miş. Ne ezik ama. Galiba hem günü kurtardık hem de kendimiz biraz tarih yazdık. Geçmişi önemsemiyorsun sanıyordum. Gwen, geçmiş saçma bir yer. Çok fazla buharlı makine var ve herkesin acayip bir bıyığı. Ama seni önemsiyorum. Sen müthiş birisin ve geleceği de önemsiyorum. Ne diyorsun? Birlikte geleceği daha güzel hale getirebiliriz. Evet ben. Bence sen de müthişsin. Ah, nereye gitti lan? Ayağım. Güzel ayağım. Bir saniye ne? Vahşi asmanın uzuvları yenileniyor. Çok iyiymiş. Kıpırdama yeşillik, canın acımayacak. Ha, yalan söyledim, canın biraz acıyacak. Tatlı rüyalar. Bu yapraklı yaratıktan çok güzel zencefil salatası yapılır. Bunun için doğru kişi benim. Hayır, geri çekil. Bu yeşilliği ben doğrayacağım. Şaka yapıyor olmalısın. Onu ben yakaladım ve ben kullanacağım. Sen ve saçma kimya projelerin bu malzemeye layık değil. Şiş, ateş. Bundan daha iyisini nasıl yapacaksınız ki? Vay canına. Hey, durun bakalım. Salata adamımız nereye kayboldu? Beni buraya bıraktı ve şu tarafa doğru gitti. Etten yapılmış bu küçük adamı dinleyeceğim ve ödülü alacağım. Asla olmaz. O marulu alıp şiş kebap yapacağım. Sanırım hepimiz oyuna geldik. Aynen, bizi kandırdı. Bir dakika. Bu koku da ne? Bu kokuşmuş ruhunuzun kokusu. Sizi çirkin şeyler. İşte bu kanat geliyor. Ve geldiği yerde bu kokunun kaynağı var. Yeter mi? Bu aroma çok egzotik. Dur, sen yani benim kokumu sevdin mi? Bu sefer ayağımı donduramayacaksın. Bu yaratık o yeşilliğin ta kendisi. Değişim gücü olan bir iblis. Büyüleyici. Çok daha değerli bir ödül. Hayır, o benim olacak. Hadi şiş, şişle onu.
Lezzet şölenimden uzak durun. En iyiniz benim. Anladınız mı? Ödül benimdir. Onu almana izin vermem. O yalnızca gerçek bir usta tarafından pişirilmeli. Sen ancak çok konuşma ustası olursun. Bataklık çekirgesi şiş kebabı için otantik bir malzeme o. Otantik mi? Sen otantiği nereden bileceksin ki? Susun! O benim. Size kesinlikle kaptırmam. Vay canına! Tartışmalarınız neredeyse festivaldeki şefler... Siz o şeflersiniz zaten. Şimdi anladım. Saldığı tuhaf gaz metan içerikli. Ve metan gazı yanıcıdır. Şef kardeşim, flambe yapalım mı, ne dersin? İşte anladığım dilden konuşmaya başladın. Kimse beni pişiremez. Metan pişirmek su. Alın bakalım. Umarım deniz ürünlerini seviyorsunuzdur. Sonra dedim ki umarım deniz ürünlerini seviyorsunuzdur. Yani onlar aşıydı ve aşılar yemek pişirir ve suya düşmüşlerdi. Komik değil mi ama? En iyisi benim değil mi? Güven. Karnım ağrıyor. Siz beni dinlemiyor musunuz? Hey! En tuhaf yiyecekleri ben yedim. En iyisi benim. Ben fermente ahtapot ciğerini yedim. En iyisi benim. Hani her şey yarışa dönüşmek zorunda değildi. Saçını yıkama zamanı korkunç Peruk. Vay canına, saçımız kısa devre yaptı galiba. Kısa devre sensin. Suyu yönlendirelim bakalım. Fredo, ben ne yaptın sen? Su baskınına bir puan. Pekala, parkı bu kadar karıştırdığın yeter. Hey, ben masumum, o yaptı. Gwen, anlat onlara. Evlat, sen bu küçük haylazı tanıyor musun? Tanıdığımdan emin değilim. Gwen. Ama neden? Kuzenim adına çok özür dilerim Freda. Önemli değil dostum, kuzeninin tuhaf bir tip olması senin hatan değil ki. Aileni seçemezsin. Öyle değil mi ha, Gwen? Dedim ya, üzgünüm. Daha kaç kere özür dilemem lazım? 96. Nereden anladın? Dokunaçları vardı. Bonesinin altında. Aynen. Olimpiyatlarda yarışmıyorsan ve 85 yaşında değilsen bone takmazsın ki. Çok özür dilerim. Seni savunamadım. Halbuki sana güvenmeliydim. Sen benim kuzenimsin. Kuzen gücü. Kuzen gücü. Şimdi seni buradan nasıl çıkaracağız? Pekala, gidelim. Hadi Gwen. Çok geç kaldınız. Boru bağlantılarını değiştirdim bile. Böylece su basıncı aşırı yükselecek ve biriken sular parkı yerle bir edecek. Ne dedin? Ve 60 saniye sonra basınç bütün şehri yok edecek kadar yükselecek. Gwen! Hallediyorum. Arkadaşlar, parkı terk edin. Hemen! Ağır ol bakalım. Merhaba dostum. Bırak beni. Hey! Bu bizim selamlaşmamız. Dikkat et ben! Dikkat et ben? Iskaladın ateşli çocuk. Daha sıkı çalışman gerekiyor. Sudan hoşlanmayan bir tek ben değilim. Su parkında niye ateşlerini seçtin?
Yaptığının ateş topunun tadına bak bir de. Güven, bana yağ aç. Saçlarını su geçirmez malzemeyle yalıtmalı. Bu iş burada bitmez. Ne? Nasıl? Ben? Biraz bekle. Evet, doğru, su basıncı. Vay canına. İşte ben de. Ben hayır. Ben? Saçım bozuldu diye buna derim.